Evet arkadaşlar, bilirubin niye yükselir ve bu bilirubin nasıl düşürebilirim? Bunu özellikle askeri okullara giren arkadaşlar soruyor. Önce bilirubin nedir, niye yükselir onu söyleyeyim kısaca. Daha sonra bunu nasıl düşürebilirsiniz? Varsa bir yolu onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar, kanımızda biliyorsunuz kırmızı kan hücreleri var, oksijen taşıyan. Bunlar zamanla yaşlandıkça ne oluyor? Dalakta parçalanıyor, yerine yenileri yapılıyor. Bunlar parçalanınca arkadaşlar önce hemoglobin, daha sonra biliverdin ve bilirubin oluşuyor. Bu bilirubin karaciğere gidip karaciğerde bir takım işlemden geçiriliyor. Daha sonra safraya atılıyor, oradan da bağırsağa geçiyor. Aslında bilirubin neymiş? Eritrositler bir atık ürünü. Vücutta belli bir seviyeye kadar zaten yapılıyor. Bu seviye artarsa arkadaşlar artık bilirubin, fazla bilirubin kana geçiyor, kan da yükseliyor. 2-2,5 geçerse kanda seviyesi, artık deride ve gözlerde sararma, yani sarılık başlıyor. Bu bilirubin niye yükselir peki? Şimdi normal seviyesi bunun yaklaşık 0,3 ile 1,2 mg bölü desilitre arası. Özellikle karaciğer hastalıkları ya da kanda eritrositlerin parçalandığı, işte otoimmün hemolitik anemiler, hepatitler, siroz, otoimmün hepatitler, işte intravasküler hemoliz yapan bir takım ilaçlar falan, bunlar karaciğeri hasarlandıran durumlar bilirubini yükseltebiliyor. Onun dışında bir takım enzime eksiklikleri var. İşte Krebs-Naer sendromu, Dubin-Johnson sendromu, Rotor sendromu gibi böyle genetik enzim eksiklikleri var. Bunlar da bilirubin yeterince işlenemiyor ya da safraya atılamıyor. Bu gibi durumlarda bilirubin yükseliyor. Bir de bebeklerde yükseklik var. Bu normal zaten arkadaşlar. Çünkü bebeklerin karaciğeri daha henüz olgunlaşmamış. Bunun olgunlaşması 1-2 haftayı buluyor. Doğumdan sonra 2 hafta sonra artık bilirubin normal seviyelere düşmeye başlıyor. Biz erişkilerden bahsedersek, bilirubin bu nedenlerle genelde artıyor. Peki bilirubiniz yüksek, mesela 2-2,5 geçmiş ise bu nasıl düşürülür? Önce bir dahiliye uzmanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Genellikle bu, özellikle 2-2,5 gibi değerler, Krebs-Naer sendromu gibi basit enzim eksikliklerine bağlı olabiliyor. Böyle bir durum var mı? Ya da işte karaciğerinizde, safra yollarınızda bir tıkanıklık var mı? Ultrason muayene, bunlar yapıldıktan sonra bunun nedenini bulup tedavi edilmesi lazım. Peki siz ne yapabilirsiniz? Şimdi böyle formüller verilmiş arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Bilirubini düşünen bir formül yok ama yapacağınız bazı şeyler var. Bunlar nedir? Birincisi, bol sıvı alacaksınız. Su içeceksiniz. Günde en az 2,5-3 litre su içmeye özen gösterin. İkincisi, bol lif alacaksınız arkadaşlar. Lif dediğimiz özellikle kırmızı sebzelerde, meyvelerde olan bir madde. Bunlar bağırsağınızın sağlıklı çalışmasını sağlayıp bilirubini hızlı atmanızı sağlar. Bunlar özellikle işte neler var? Ahududu, böğürtlen, kızılcık, elma, bu tür meyvelerde, işte bademde var, ayçiçeğinde var, kereviz, havuç gibi sebzelerde var arkadaşlar. Bunları bol bol tüketeceksiniz. Onun dışında yine antioksidan meyveleri bol tüketeceksiniz. İşte bu saydığım meyveler, özellikle kızılcık şurubu içebilirsiniz. Ya da işte arpa suyu içebilirsiniz. Bunlar da antioksidan bol. Özellikle ahududu, böğürtlen, yaban mersini bol bol tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bir de tabii alkolden uzak duracaksınız. Alkol çünkü karaciğeri bozup enzimleri yükseltir, bilirubini yükseltir. Bu dört duruma uyarsanız bilirubin seviyeniz yükselmez. Tabii fast food'dan uzak duracaksınız. Aşırı yağlı, tuzlu, karbonhidratlı, beyaz şekerli gıdalardan uzak duracaksınız. Sağlıklı, bol sebzeli, lifli besleneceksiniz. Bunları yaparsanız bilirubin seviyeniz ve karaciğer enzimleri yükselmeyebilir arkadaşlar. Böyle 2-2,5 gibi hafif yüksekliklerde düşebilir. Evet, bilirubin böyle arkadaşlar. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.